bunu. Mustafa Kemal ve din diye. Mustafa Kemal'in din aleyhinde yazdığı yazılar. Bir de el yazısı. El yazısı. Bunlar herkes biliyor. Mesela diyor ki burada el yazısında, masum ve cahil insanları yüzlerce Allah'a taptırtmak veya Allah'ları muayyen gruplara toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek siyasetin doğduğu neticelerdir. Yani Allah yok, siyasetten dolayı Allah düşüncesi çıkmış diyor Mustafa Kemal. Kendi el yazısı he. Ve devam ediyor kendi el yazısında. Çünkü malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Allah yaratmamıştır insanı, insan tabiatın mahlukudur. Gayet kimse Atatürk'e hakaret etmesin. İnsanlar da Atatürk'e sahip çıksın. Hakiki Atatürk bu. Diyor ki Atatürk devamında, Medeni Bilgiler kitabında, insanlar evvela tabiatın eseriydi. Sonra buna semadan kuvvet ve salahiyet alan bir takım adamlara esir olarak olmak zam oldu. Yani aslında insan mahluka, insan tabiattan türemiş bir varlıktır. Maymundan neyse artık. Ama sonradan kendilerini peygamber denen adamlar çıktı ve insanlar buna maruz kaldılar dedi. Muhammed'in aile ve atalarına ait bütün malumat tarih olmaktan ziyade efsanedir diyor. Muhammed diye hepsi yalandır diyor. Kendi el yazısı he, kendi el yazısı. Muhammed hiç değişmeden yaşamış bir insan değildi. Muhammed iptida, başlangıçta Allah'ım Resulü diyerek ortaya çıkmamıştır. Bunu düşünmemiştir. Hemen ben peygamberim dememiştir. Bu düşünce senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşredildikten sonra kendisine hasıl olmuştur. Kendileri söylüyor bunu.